Tekrar merhaba. 12. haftanın ikinci dersinde yine birlikte oluyoruz arkadaşlar. Demokrat Parti döneminde yine devam edeceğiz konuşmaya. Biraz da o dönemin işte siyasal gelişmeleri derken yani işte düşünce alanındaki gelişmelerine biraz daha yakından bakmaya gayret edelim. Malum 1950 yılında Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi hiç değilse rejimde bir rahatlamaya sebep olur. Ki bunun sebeplerinin bir kısmı da hepsini değil. Yine daha önceki derslerde konuşmuştuk. Yani şöyle ki konuşmuştuk. Yani nasıl Demos'un Demokrat Parti ile birlikte genişlediğini, 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinin çok önemli bir gelişme olmasına rağmen nasıl ki işte sadece kağıt üzerinde kaldığını ama 1946-50 eşiğinden sonra yavaş yavaş toplumsala doğru demokratik yapının genişlediğini yine bu şeyde tartıştığımızı hatırlıyorum. Tabii Demokrat Parti'nin iktidara geldiği dönem eski dönemin bir devamı değil. Yani hani dünya konjonktürü, dünya sistemi eskisi gibi devam ediyor da sadece Türkiye'deki bir değişiklik ile birlikte Demokrat Parti iktidara geliyor değil. Malum bir milyonuncu kez söylediğim gibi yani o işte 1914-50 arası dönem, iki savaş arası dönem dünya ekonomik sisteminin de dünya sisteminin de baştan aşağı yeniden harman olduğu, kendi içerisinde ciddi bir dönüşümün yaşandığı dönem. O yüzden demokrat, yani dünya aynı kalırken sadece bir Türkiye'deki değişiklikle tek parti dönemi sona eriyor da Demokrat Parti dönemi başlıyor gibi düşünmemek gerekiyor. Çünkü bu ayrıntı bizim için önemli. Evet, Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi, CHP'nin iktidardan gitmesi tabii ki başlı başına çok önemli bir gelişme ve biz bunu işte hani Demos'un genişlemesi, hakimiyet bila kardeşat milletin bir ilkesinin kuvveden fiile geçmesi falan gibi kavramlarla şey yaptık ama unutmamak gerekiyor ki aynı kertede dünya da değişiyor. Dünya da dönüşüyor. Yani bir yanda dünya dönerken öte taraftan Türkiye'de dönmeye, dönüşmeye başlıyor. Bu dönüşme Türkiye ilgili ayakları var. Onunla dünya ile ilgili ayakları var. Birbirleriyle bu iki dönüşümün birbirleriyle bağlı, birbirleriyle alakalı olduğu noktalar var, alakasız olduğu noktalar var. Şimdi İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem ve tabii ki 1950'li yıllarda Demokrat Parti'nin iktidara geldiği dönem dedik bir Zeitgeist dönüşümü aynı zamanda, değil mi? Yani dünya siyasetinde de bir kafa dönüşümünü de beraberinde getiriyordu. Tabii artık bu dünyadan kastımız bizim Türkiye'nin de içinde bulunduğu o soğuk savaşın iki kutbundan biri olan dünyanın içerisindeki dönüşümden bahsediyoruz artık. Yani ondan öncesinde bu iki kutuplu dünya olmazdan önceki tüm dünyada bir rejimin işte iyi değeri içerisinde anayasa ve meclis vardı. Monarşi, cumhuriyet bilmem ne falan filan önemli değildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yine bunlar önemli değil. Yani işte bu cumhuriyet misin, monarşi misin, o misin önemli değil. Ama anayasa ve parlamento cepte, onun yanında bir de Batı blokunda çok farklı siyasal yaşam düşüncesi rejimlerin iyi olup olmadığı kategorisinin içerisine eklenmeye başlamıştı. Tabii ki bu demokrasi söylemlerini de Türkiye'de popüler hale getirmişti. Demokrasi daha popüler bir değer haline gelmişti. Tabii ki buna tek parti döneminin hem bitmesi hem de artık bir iktidar değişiminin cereyan etmiş olması da beraberinde eşlik ediyor. Şimdi dönemi yani kendi anılarını aslında anlattığı kitabında Aydın Menderes, Adnan Menderes'in oğlu olan Aydın Menderes, Babam ve Ben kitabında çok tatlı bir anekdota yer verir arkadaşlar. Bu anekdot da şudur, yani
bu memlekette demokrasi var şeyine falan. Hani o dönemde bütün herkesin ağzında memlekette demokrasi var, memlekette demokrasi var şey. Hatta hatırlarsın memlekette demokrasi var şeyi yıllar yıllar sonra 2000 işte 10'lu yıllarda falan şey Müjdat Gezen ve bu İlker Ayrık'ın oynadığı bir filmde de bu isimde bir filmde de gündeme geldi. Orada da deli rolünü oynayan Müjdat Gezen ortalıkta memlekette demokrasi var falan diye geçiyordu. Hoş bu film işte Menderes'in işte 60 darbesinden sonra Menderes'in yas satıdan kaçırılmasını falan. Ben komedi, mizah, siyasi, dram, ben bu tabii sinema film işlerinden falan da çok anlamam. Bilmediğim sularda yüzmeye de kaplıyım arkadaşlar ama film kadar güzel tartışılır. Politik bir film olduğu için seyrettiğimi hatırlıyorum. Engin film kültürümü de böylece ortaya, sinema kültürümü de ortaya koymuş oldum sizlere. Neyse konuyu dağıtmayalım. Orada da mesela o deli karakteri sürekli ortada memlekette demokrasi var diye gezer. Aydın Menderes'ten buraya niye geldim? Hemen onu da söyleyeyim. Aydın Menderes de o dönemde yani herkesin ağzında bir memlekette demokrasi var söyleminin her şey kızan, her şey tepki gösteren şeyin kişilerin bu lafı dillerine pelesenk ettiğinden falan bahseder. Hatta babasına kızan çocukların memlekette artık demokrasi var falan dediğini şey yapar ya kendisinin de bunu kullandığından falan bahseder. Yani Menderes'in oğlu babaya şey yapıyor, posta koyuyor ergen bir kişi olarak Aydın Menderes işte 46-50 yıllar arasında. Yani artık memlekette demokrasi var ama tabii demokrasiden ne anlaşılıyor burası tartışılır. Özellikle 1950 sonrasında demokrasi anti-komünizmin bir panzehiri olarak kodlanmaya veya başlanacak ve tek parti döneminin tersi olarak kodlanmaya başlanacak. Tabii bu sakat bir demokrasi algısı. Yani demokrasiye kendisine içsel bir değer verdikten ziyade neyin yerine geldiği ile ve neye panzehir olduğuyla falan alakalı bir şey. Tabii böyle bir demokrasi versus komünizm falan gibi bir algının kendisi tipik bir soğuk savaş dikotomisi üzerine inşa edilmiştir. İşte biz hür dünya, biz demokrasi, onlar tabii demir perde ülkeleri o zaman söylemiyle. Tabii ki demokrasi de burada bir değer oluyor ama nasıl bir değer? İşte demir perde olmamanın önündeki işte bir şey oluyor. Bizi Batı'ya, Amerikan değerlerine, yeni dünya değerlerine bağlayan bir değer falan oluyor. Aslında Tanıboğra Hoca'nın da Kerem Duvar'la yazdıkları bizim 1950'li yıllar kitabındaki makalesinde de sıklıkla altını çizdiği gibi yani tabii ki Tanıboğra Hoca'nın diğer şey, cereyanlara falan da bakabilirsiniz şeylere. Biliyorsunuz ben daha önce de söyledim yani 1950'ler, 60'lar, 70'ler ve diğerleriyle ilgili ana omurga, benim burada anlattığım ana omurga kendi editörlüğünü yaptığım kitaplardaki makaleler ve onun çevresindeki ana omurga sizlerin de rahat ulaşabileceği bir kitap olduğu için buradan götürmeyi tercih ediyorum. Ama sizin sorumluluğunuz tabii ki şey olarak, ders olarak bunu hiç gitmeyelim. Apayrı şeyler ama ben burada bunlardan da bahsetmek istiyorum. Neyse, hoca der ki yani bir antikomünizm dönemin resmi ideolojisiydi. Doğru. Yani ki biz bunu yani işte 1951 tefkifatı ile göreceğiz Demokrat Parti. Kore ile göreceğiz en başta. Çünkü Kore'ye gitmek işte bir ayağı Türkiye'nin NATO'ya girişinin vizesi olacak, vizesi gibi düşünülecek ise öteki ayağı yani işte görünmedik şeyi işte komünizmle mücadelede hür dünya değerleriyle şeyde efendim Amerika'ya destek olma şeyi olacak. 1951 tefkifatı dedim. Çok önemli bir tefkifat. Yani 1946-50 kesitinde kendisini daha Anglo-Sakson solu, demokratı, liberali olarak kodlayan Demokrat Parti'nin öyle aman biz kendimize demokrat dediysek, böyle işte Amerikan vari sol dediysek bizim solla molla alakamız yokun da daha iyi altını çizebildiği bir şeydir. Yani komünizmle mücadele hem CHP'nin hem DP'nin müttefik oldukları bir şeydir. Aslında hani memlekete demokrasi gelmiştir. Aydın Menderes'in lafıyla işte, yani o dönemi popüler şeydi ama bu demokrasi asla solu kapsamamaktadır. Rejimin tüm unsurları başta tabii ki yani iki partili bir hakim iki partili bir sistem var. Ne kadar parti sayısı çok fazla olsa da hakim iki partili bir sistem var yapımızda. Kesinlikle sol bir alternatife izin vermemektedirler. Velhasıl demokrasi söylemi vardır ama bu sadece bizi hür dünya söylemiyle bağlar efendim.
aslında bizatihi demokrasi kavramı antikomünizmdir. Komünizme karşı bir tehlikeyi bertaraf eden bir ilaç gibi falan düşünür. Hazır laf şeyden açılmışken, yani işte siyasal düşüncelerden ve sağdan açılmışken, tabii ki o dönemde popülerize olmaya başlayan düşüncelerden biri de İslamcılık. Biraz da bunun üzerinde durmak gerekiyor. Tek parti döneminin mecburi bir suskunluğu var şeyde İslamcılık'ta. 1940'lı yılların sonuna doğru tabii önce dergi yayın faaliyetleriyle bu işler şey yapmaya başlıyor. Ama 1950'li yıllarda arkadaşlar İslamcı düşüncenin popülerize olmasında da kendisini 50'li yılların antikomünizmine, demokrasi söylemini eklemleyebilme başarısı çok belirgin. Bu nokta çok çok hayati arkadaşlar. Yani bu popülarizasyonda da işte kendisini bir yani antikomünizme eklemleyebilmesi. Çünkü işte bu işte dinsizlik, CHP döneminin tırnak içinde işte dinsizliği, şekilci, batılılaşması falan onlara göre komünizme açık bir şey topluma ve İslamcı değerler efendim niye önemli? Çünkü komünizme karşı bu İslamcı değerler çok hayati de ondan önemli. Dolayısıyla bunun realitesi var. Yok ama bir söylem olarak İslamcılığın dünya zeytgestiyle eklemlenmesini Türkiye'de de popülarizasyonunu kolaylaştırıyor mu? Elbette kolaylaştırıyor. Yani işte artık taklitçi ve böyle işte yozlaştırıcı, batılılaşmacı, masumlaşmacı zihniyete karşı ne bu? Yakın dönemde de hep söylendiği üzere CHP zihniyeti. CHP zihniyetine karşı, işte çünkü bu ahlak kaybı şey yapıyor, şahsiyet kaybı buna sebep oluyor, böyle bir şekilde batılılaşmaya sebep oluyor. Bunlar haklı noktalarda yok değil. Ama hani bunun çözümü, bu da komünizme sebep oluyor. İşte buradan sonrasında haklı değiller. Bu da bir komünizme açık bir yara oluyor. Enfekte olmaya açık bir yara oluyor onların ağzıyla konuşacak olursak. Ama halbuki İslam bunun üstüne sürülecek bir merhem. Aslında bir popülist bir strateji. Yani ne sosyalizmin efendim komünizme bir panzehir olması söz konusudur. Ne de erken cumhuriyetin batılılaşması farklı açılardan tabii ki muasırlaşma, batılılaşma falan şeyleri, pozitivizmi, sosyal darvinizmi birçok açıdan şey yapılabilir ama bunun nasıl bir ahlaki yozlaşmaya sebep olduğu, İslam'ın bu ahlaki yozlaşmanın neye panzehiri olduğu tartışılır. İşte tartışılmaz da son dönem popülerize olan İslamcı düşüncenin ahlaki bir yozlaşmanın önüne geçemediğini de zaten demek ki İslam'ın apıyorum. Bu İslam, anti-İslam muhabbeti falan değil. Ama İslam'ın apriori ahlaksızlığı önleyen bir şey olmadığı, ahlakın daha farklı bir kategoride tartışılması gerektiği tartışmalarına ve şu anda bizim girmemizin mümkün olmayacağı tartışmalarda beraberinde de getirmiş. Yani 1950'ler böyle bir kutuplaştırıcı bir dil benimser sağ. İslamcı sahada bunu benimser. Ama bu kutuplaştırıcı dilde bir anti-CHP'cilik aslında hani böyle bir nefretten ziyade kendi kampını konsolide edebilmenin bir şeyi olur. Yani bir işte tek parti dönemi nefreti, tek parti dönemi kötülüklerinin hatırlatılması, demokrasi vurucusu falan filan. Aslında orada gerçekten kötülük olup olmadığı, gerçekten ahlaki yozlaşmanın olup olmadığı, gerçekten dinsizliğin olup olmadığı önemli değildir aslında bu söylemde. Önemli olan 1950 sonrasında kendi saflarını neyle pekiştirdikleri burada çok belirgindir. Yani bir öteki inşası burada çok belirgindir ki bu bugün de mevcut aslında. Yani bir safları sıklaştırma politikası diyelim biz buna. Bu dün de, bugün de, 70'lerde de. Yani bu aslında Türk sahanın temel şeylerinden birisi arkadaşlar. Ki herkese unutmayın ki biz yani dört evrede merkez sağ ve yani o döngülerini hele zonlarını özetlemiştik ve 1950'den günümüze ki yaklaşık 70 sene içerisinde dört siyasi partinin koalisyon dönemlerini saymaz isek sadece 4 siyasi partinin ülkeyi yönettiğini unutmamamız gerekiyor. Birinci merkez sağ DP, ikinci merkez sağ Adalet Partisi, üçüncü merkez sağ ANAP ve Özal, dördüncü merkez sağ
Parti, AKP. Bu dört partinin de o temel, yani bir tomar ortak noktası var. Ama ortak noktalardan birisi, şimdi bizim bu tartışmayı şey yapacak olursak, erken cumhuriyetin o kötülüğünü, kötülüklerini kendi saflarını konsolide etmenin bir manivelası olarak kullanma konusunda ciddi bir başarı göstermeleridir. Tabii o dönemin İslamcılığı konuşulurken Sebil-i Beşat dergisinden bahsetmemek mümkün değildir. Sebil-i Beşat 1948'de tekrar yayınlanmaya başlanır ve işte kendi camiasının efsane ismi Eşref Seydi Pergam tekrar bu işe sorunur. O dönemde yaşta haylice geçkindir falan ama artık bunu bir misyon olarak falan tabii şey yapar. 1908'de Cumhuriyet döneminin gazetesidir Sebil-i Reşat ama o dönemde Sırat-ı Müstakim ismiyle çıkar. Sırat-ı Müstakim 1912'de Sebil-i Reşat ismini alır. 1925'te ise gazete dergi kapanır. 1948'de tekrar yayın hayatına başlar Sebil-i Reşat ve İslamcı camiada hayli önemli bir yayın faaliyeti olduğunu söylemek gerekir. 1965'e kadar da Sebil-i Reşat gazetesi devam edecektir. Özellikle bu birinci Sebil-i Reşat'ın transkripsiyonunun tamamının yapıldığını okumadım, yalan söylemeyeyim. Bir doktora tezinde de aklımda kalmış. Önemli bir şeydir İslamcılığın. Mütedeyyinlikten ayrı olarak İslamcılığın 1908'den sonra inşasında önemli bir şeydir. 1950 seçimlerinde ilginçtir. Sebil-i Reşat gazetesi Demokrat Parti değil, Demokrat Parti değil, CHP'yi destekleyecektir. Bu da tabii yani başında şimdi 46-50 arasında seçimler, özel seçimler bitmemiş. Celal Bayar'ın olduğu erken cumhuriyetten asla ayrılamayacak, İnönü'den asla ayrılamayacak, İnönü'den asla ayrı düşünemeyecek diyecek. Erken cumhuriyetin temel mantığından, mentalitesinden asla ayrı düşünemeyecek bir Celal Bayar'ın olduğu DP müphemi, bilinmezi, Sebil-i Reşat Celal'e soğuk gelecek. Haklılar yani. Celal Bayar. Celal Bayar'ı kötülemek anlamında değil. Bana göre onların kötü dediği Celal Bayar'ın de nadir iyi yönlerinden olabilir ama gel gelelim şöyle bir durum da var arkadaşlar. Yani hani farkı ne? Yani, şimdi bir bilinmez bir DP'nin iticiliği beri yanda da işte CHP'nin önde gelen başbakanların, son dönem başbakanlarından Şemsettin Günaltay gibi İslamcı düşüncenin içerisinde yer alan yazarların da Sebil-i Reşat gazetesinin yazarlarından olması da önemli bir çekici nokta oluyor. Ama 1950 seçimlerini bir istisna olarak koyarsak 1950'den sonra Sebil-i Reşat aslına bakarsanız Demokrat Parti değil, Menderes'i destekleyecektir. Menderes'i daha sıcak ve şeye yakın bulacağını söyleyebiliriz. Sebil-i Reşat gazetesi de sağın tipik argümanlarının kimsenin beklemesinden şey yapar. Yani halkın büyük çoğunluğu Müslümandır onlara göre ve toplumda o siyaset Müslüman değerlerine göre şekil almalıdır falan. Bir düşünce, ana hatları da böyle özetlemek. Tabii bütün düşünceler değil ki bir cümle koca Sebil-i Reşat'ı öncesindeki Sırat-ı Müstakim'i de içine alıp da koca İslamcılık düşüncesini bir cümleyle özetlemeye kalkılmaz tabii ki. Yani ben burada bir not olarak sadece bunu şey yapmaya çalışıyorum. Tabii bu sahanda uzun yıllar devam edecek olan bu milli irade söyleminin de aslında temelleriyle ilgili bize bir şeyler söylemektedir. Yani toplumun çoğunluğu neyse o zaman işte çoğunluk benim de değildir. Yani böyle bir düşünce şey vardı. Böyle bir plural demokrasi değil de majoriteryen bir demokrasi anlayışı. Türkçe'de hani çoğulcu, çoğunlukçu falan diye çeviriyorlar. Çoğul olanı, plural olanı işte hani evet çoğunluk elbette ki çoğunluk olduğuna göre de diyecek ama burada hani demokrasi yapan şey çoğunluğun dediğinin olması değil çünkü standart bir ilkel kabilede de zaten çoğunluğun dediği, hakimin dediği oluyor. Bu demokrasi yapan azda olanın kalitede olmayanın
da haklarının garanti altına alındığı bir şey olması, plural olması. Ama bizde öyle bir, özellikle 1950'den sonra biz çoğunluğuz. O zaman bizim dediğimiz olacak şeylerdir. Sabine Rişat'ta da bu vardır. Tabii bu belki ilginç bile değildir diyebiliriz şeye. Yani bu günümüzde de yani yakın zamana kadar bu böyleydi arkadaşlar. Neye yakın zamana kadar? Tayyip Erdoğan'da çok uzun bir süre bu yani halk bizim yanımızda, millet iradesi biziz falan şey yaparken artık kendi başına AKP'nin iktidar olamayacağının görülmesinden sonra önce bu milli irade söylemi yerine işte Cumhurbaşkanlığı sistemi tasvir edilerek bütün güçleri kendi elinde konsolide ederek sistemi tahkim etmeye ve tahkim etmeye çalıştı. Ardından fiili bir koalisyona geçirerek çalışıldı. Artık dikkat ederseniz işte millet bizim yanımda söylemi işte falan basit bir belagat noktasında Türk sağının da çok sahiplenemediği şey, iflas ettiği bir şey. Bir şey. Aslında belki tersinden düşünsek bu majoritaryen düşüncenin iflası kötü bir şey de olmayabilir. Tabii yerine ne geldi ya da hiçbir şey gelmedi. Belki o açıdan sadece iyi deyip geçemeyiz ama mesela 1950'li yıllardan bahsedip de bugünü de etkileyen Necip Fazıl'dan, ne yazık ki bugünü de etkileyen Necip Fazıl'dan bahsetmemek mümkün olmaz. Bunun büyük doğu cemiyeti popüler şeylerindendir. 44'te aslında Büyük Doğu yayınlanmaya başlar. Bir dergidir aynı zamanda. Daha sonra dergi cemiyet, daha sonra tekrar dergi olarak şey, kapatılmasından sonra Ahmet Emin Yalman suikastıyla şeylerinden sonra dergi kapatılacaktır. Vatan Hoca'yı analım. Yani o şey diyor, haklı olarak da diyor. Yani Demokrat Parti kapatacak Büyük Doğu cemiyetini. Hani Türkiye'de yani milliyetçilik yapılacaksa onu da biz yaparız falan diyor. Ayrıca Demokrat Parti'nin diyor şeyi kapatması, Büyük Doğu'yu kapatması, Nevzat Tandoğan'ın memlekete komünizm gelecekse onu da devlet getirir kardeşim söylemiyle diyor. Aslında tutarlıdır da diyor. Şimdi bu notu bir cebimize koyalım. Ben biraz sonra bunun üstüne başka örnekler de ilave edeceğim. Böyle bir milliyetçilik yapılacaksa da devlet yapar, sosyalizm yapacaksa da devlet yaparım üstüne. Ben başka şeylerde ilave etmeye çalışacağım. Sadece Necip Fazıl'la şimdi odaklanarak gidelim. Konuyu da daldan dala atlatmamış olalım. Provokatif, oldukça şey yani kendi kitlesini galeyana, gazana hat getirebilen şey bir dili vardır Necip Fazıl'ın. Yani 1950'nin Ekim'inde daha yani işte Mayıs'ta seçim olur, Haziran'da olur, 5 ay sonra bilemediniz. İşte Allah'ın hizbi günün gelmiştir falan şeklinde yazıları vardır. Böyle bir İslam ideolojisi öyle bir tabiri falan var. Onu bir davalaştırmaya girişir ki Büyük Doğu o davayı şey yapar. İşte 1951'den kapatılır dedim. 54'ten başlayarak 59'a kadar da dergi olarak yayınlanmaya devam eder. Büyük Doğu'nun şeyinde nizamnamesini de böyle bir genel minik bir alıntıyla şey yapayım. 9 kutup der. 9-6-9-11 CHP'nin seçim beyanlanması ve uzun yıllar programımsı gibi şey yapan umdesi var. Sonra 6 okulacak biliyorsunuz. MHP'nin 9 ışığı, Necip Fazıl'ın 9 şeyi. Bu 9 rakamı falan filan bunu şeye bu sümerologlara bırakalım. Ama yani ilginçtir. Orada burada da bir nizamnamede de bir 9 kutup vardır burada da. Ruhçuluk, ahlakçılık, milliyetçilik, cemiyetçilik, şahsiyetçilik, keyfiyetçilik, nizamcılık, müdahalecilik, sermaye ve mülkiyette tedbircilik. Yani işte bunlar Necip Fazıl'ın ortaya koyduğu toplum devlet tasarımını ifade eden şeylerden. Aslında kendi içerisinde oldukça otoriter faşizan şeyleri vardır. Böyle bir başıboş hürriyetçiliğe falan diyorlar karşı falan diyor. Tabii bu dönem yine alınacaksa İslamcı düşünce konuşulacaksa Allah'a dikkat edersen ya çok kadımlık gidiyoruz. Nasıl yani ben şimdi şey yani her şeyde de
tartışmamız mümkün değil. 65 saatlik bir ders, yani 65 saat çarpı 24 saat konuşacağım. 65 çarpı 24 saat, herhalde o yüzden 650 saat bile konuşsam bitecek gibi değil. Saydığım Rusya'yı anmak gerekiyor tabii 1950'li yıllarda. Nur Külliyatı'nın popülerize olduğu bir dönem, bu dönemde malum. İkinci Meşrutiyet'in döneminin de önemli iddiatçılarından sayılıyor Rusya'yı. İlk başta Mustafa Kemal Hareketi'ne de sempatiyle bakıyor. Aralarında anlaşamıyorlar falan filan. Abdülhamit nefreti aslında iddiatçılarından yanaştıran bir şey var. Yani çok ayrıntılara ben de vakıf değilim, yalan söylemeyeyim. Birinci Sayit, ikinci Sayit, bilmem ne, üçüncü Sayit falan filan. Yani doğrusu isterseniz umurumda olduğunu da söylemem. Ama 1949'dan sonra üçüncü Sayit devresinde kendisinin işte tekrar efendim bu müzevi hayattan çıkıyor. Yani Allah razı olsun ve şeye giriyor, tekrar siyaset. Yani bu yerde 49 sonrası siyasetle ilgilenmeye falan başladığı bir hayat evresi. Yani Demokrat Parti'yi, yani bu siyasetin canlanmasıyla mı kendi hayatındaki üçüncü Sayit Baş, üçüncü Sayit Baş, yani hangisi hangisini besliyor onu da çok önemli değil yani açıkçası. Ama malum biliyorsunuz yani İslam düşüncesinde de bu Nur Hareketi ana omurgalardan birini oluşturuyor. Bu konuda da çok sayıda master tezi, doktor tezi ve sağlam çalışmanın olduğunu söyleyebilirim. Said Nursi de yani demokrat, yani orada da İslamcılık, genel İslamcılık düşüncesinin o daha tedavi edici, neye karşı? İşte komünizme karşı, ahlak yozlaşması. Çünkü ahlak yozlaşması komünizme sebep oluyor. Çünkü komünizm bir ahlak yozlaşması sonucu ortaya çıkan bir şey. Bu 1960'lı 70'li yıllarda çok üzerinde dönülecek. Cinsel ahlaksızlık ve dinsizlik teması üzerinden komünizm tanımlanırken İslam bunun bir panzehiri olarak kendisini meşrulaştıracak. Velhasıl İslamcı düşüncenin yani en başından itibaren de ama özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası İslamcı düşüncenin de söyleyecek bir lafı yoktur. Kendisini sadece bir tehdide karşı melhem olarak sunma şeyidir. Hakeza muhafazakar İslamcı düşünceleri söyleyecek bir sözünün olmadığını AKP iktidarı döneminde de göreceğiz. Nasıl sadece merkez sağa eklenmeden kendi içerisinde dini bütün şeylerin bir jargon efendim. Ayasofya'nın camiye çevrilmesi şeyi ördeğinde olduğu gibi de bir işte semboller savaşı, bir popülist bir dilin kurucu unsurlarından falan biri olma ötesine nadiren işte hiç geçmediğini demeyelim söyleyebiliriz. Tabii burada İslamcılığı belli bölümlere ayırıp onu bazı, yani özellikle 2. Meşrutiyet sonrası yani ayrı tutmakta fayda var. Çok da o tartışmalara girmek istemiyorum. Saygı Müslü'ne bağlı misaleleri şey var. Bu arada tabii bu Gülencilerin de Nurcu olmaları sebebiyle bir dönem sadece bu sebeple değil, yani el üstünde tutuldukları ve 50'lerden sonra komünizmle mücadelenin devlet tarafından semirtilip beslenen agent'ı, ajanı, bildiğin ajanı falan olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Bu da bir sorumluluktur. Yani bu sadece AKP efendim Fethullah Gülen ilişkisi falan filan değil. 1950'den sonra Gülen'in devlet tarafından kollanan, beslenen, güçlendirilen, antikomünizme karşı işte o İslami hassasiyeti, ahlaki yozlaşmayı falan, pişmekan, işte eğitim bilmem ne falan aracılığıyla gidenen, yani daha doğrusu biliyor, antikomünizmin şeyi, ajanı olarak istihdam edilen bir adam olduğunu unutmamak gerekiyor ki Gülen'in parlamaya başlayacağı ama mayalanmaya başladığı yılların da 1950'li yıllar olduğunu ve antikomünizmle iç içe olduğunu bu işlerin unutmamak gerekiyor. Said Nursi de Demokrat Parti'ye efendim işte komünizm ve dinsizlik cereyanlarına karşı uyarıyor risalelerinde ve kendi risalelerinin efendim işte bu komünizmin yarattığı, yaratacağı manevi boşluğa karşı onları dolduramanın bir unsuru olacağını söylüyor. Dolayısıyla yani benim düşüncem ne işe yarar? Benim düşüncem hiçbir işe yaramaz diyor. Benim düşüncem sadece karşıda bir tehdit var, bir öteki var ve bunu önlemenin bir merhemidir. Beni sürün elinize
çatlaklara karşı ben iyi gelirim falan demeye getiriyorum. Yani. Kendi söyleyeceği bir şey olmamalı. Yani düşüncelerden, kendi yani bir açıklaması olmayan bir şeylerden biraz uzak durmakta fayda olduğunu her zaman düşünüyorum. Erken Cumhuriyet dönemi milliyetçiliğe de bakmak gerekiyor. Tabii yani 1950'ler milliyetçiliğine baktığımızda mecburuz biraz da geri dönmeye. Yani çünkü Türkiye'de hani işte yani milliyetçilik tartışması olduğunu o saat başlamıyorum. Erken Cumhuriyet döneminde de milliyetçi düşünceler, daha öjenik milliyetçi düşünceler aslında resmi ideolojiyle iç içe gidiyorlar. Aralarında böyle bir aşk nefret ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir aşk nefret ilişkisi var. Daha öjenik milliyetçilik, rejimin de faşizme öykündüğü dönemler de dahil olmak üzere hep aşırı bir uç olarak görüldü. Hani daha işte bu daha faşizan milliyetçilik ki yine diyorum, rejimin kendisinin de daha faşizan bir dille sahip olduğu 30'lu yılların ortaları sonlarından itibaren de bile aşırı bir uç olarak görüldü. Ama hiçbir zaman bir zararlı cereyan bilmem ne falan olarak şey yapıldı. Ama diyeceksiniz ki 1944'teki Türkçülük, Turancılık davası falan filan. Evet, bir tasfiye söz konusu ama bu tasfiyede milliyetçiliğin, yani o açıdan milliyetçiliğin yanlış görülmesi, bir düşünce aklım olarak zararlı görülmesi, öyle bir şey yok aslında. Sadece şu var, Almanya ve faşizm yenilgiye uğradığı dönemde rejim de kendi içerisindeki bu unsurları tasfiye ederek bir batıyla tekrar bir mesaj göndermiş şey olduğu söyleyebiliriz. Lozan sonrası sola yapılan İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir nevi, yani aynısı değil, analoji olsun diye söylüyorum. Lozan'dan sonra nasıl sol tasfiye edildiyse 1944'teki Türkçülük Turancılık davasında bir açıdan, küçük bir açıdan efendim bunu andırır. Biraz daha işte batıyla olan işleri güzel mesaj verme şey açısından, düzenleme açısından bir tasfiye söz konusudur. Biliyorsunuz bu dava aynı zamanda hali hazırda Türkçülük gibi olarak falan filan da kutlanmaktadır. Aslında hani işte erken Cumhuriyet döneminin milliyetçiliği de şeyden kopuk. Zaten erken Cumhuriyet döneminin milliyetçiliği de bir ucu işte daha sivil milliyetçiliğe, vatandaş milliyetçiliğe, patriotist bir milliyetçiliğe şey yaparken öteki tarafı rejimin şeyde milliyetçiliğinin de daha böyle öjenik, böyle daha ırksal benimlerimci falan bir yönleri elbette var. Böyle çok muallakta idi. İşte erken Cumhuriyet döneminin daha faşizan milliyetçileri zaten rejimde mevcut bu iki ucun daha öjenik faşizan yönüne asılıp havada kalmaya gayret ediyorlardı. 1944'ten sonra Türkçülük Turancılık davasıyla sadece tasfiye edilen oldu. Herkes aldı. Türkçülük Turancılık davasında bunlar tasfiye edildi ama 1947'de dava sonuçlandığında milliyetçiliği suçlanamayacağı falan söylenerek dava bitirilir. Yani bu da önemli bir şey. Önemli bir unsur diye de şey yapalım. 1940'lı yılların sonunda da 50'li yıllarda şeyler, milliyetçi oluşumlar, dernekler, cemiyetler, yanımlar arasında bir birleşme faaliyetleri de görülmeye başlar. Tabii ki hani artık 1950'ler sonrasında birlikte milliyetçiliğin çatı hiç tartışmasız konusunda mücadele derneği, dernekleridir. Yani bu en popüler şeydir. Ama hani bunun yanında mesela Milliyetçiler Derneği 1950'de Nisan'da kurulan Milliyetçiler Derneği'nde bu minvalde anmak gerekiyor. Bu hani Milliyetçiler Derneği ayrı, Komünizm ve Mücadele Derneği apayrı, oraya iyi olan buraya olmuyor falan gibi değil. Birbirine daha geçişken şeyler olarak düşünmekte de fayda var arkadaşlar. Hani işte dernek Türk Milliyetçinin esaslarını sayarken işte Allah'a diyor. Allah, vatan, tarih, dil, ananı, sanat, aile, ahlak, hürriyet, milli mukaddesat şeylerini alıyor. 1952'den sonra da bunun için soyu ekliyorlar. Niye ekliyorlar, niye daha önce koymamışlar onu bilmiyoruz. Bu Ahmet Emin Yalmaz suikastı ile bir milliyetçiler derneği kapatılıyor arkadaşlar.
Demin ben şeyi yanlış söyledim. Kapatılan demin söylediğim gazete, yani Ahmet Emin Yalman'ın suikastı sebebiyle kapatılan gazete. Burayı düzeltmiş olalım arkadaşlar. Benim dil suçum diyeyim. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Düzeltiyorum. Şimdi hatırıma geldi. Milliyetçiler Derneği Ahmet Emin Yalman suikastı sebebiyle şeyle kapatıldı. Ona bir şey yapalım. Düzeltelim. 1900 tabii başka bir dernekte bu İstanbul'un Fethi Cemiyeti şey var. 1950'li 53 ki 1453 1953 İstanbul Fethi'nin 500. yıl dönümü oluyor. Bu dönemde bir İstanbul Fethi Cemiyeti kuruluyor. Ama bu yani Osmanlı hamasetinin bugün de çok popüler bu. Hani mayalandığı bir cemiyet. Çok popüler bir cemiyet. Böyle hani bir Komünizmle Mücadele Derneği falan gibi bir cemiyet değil. Ama özellikle bu dilin şey olmasında önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapatılan Milliyetçiler Derneği 1954'te tekrar faaliyetine başlıyor ama yani daha böyle daha pratik siyasetten ziyade daha işte konferanslar, ilmi faaliyetler falan filan, yayın ve şey akademik işte entelektüel faaliyetlerle şey yapıyorlar. Yani, dönemin milliyetçiliği alınca tabii mutlaka ismi zikredilmesi gereken bir kişi de Serden Geçti'dir. Gazetesiyle kendisi de Serden Geçti. Milliyetçi popüler dilin, ajite dilin çok önemli temsilcilerinden birisidir. 1947'de Serden Geçti şey yapar ama çok küfürbaz da bir dili de vardır. Zaten şey dergi çıktıktan sonra da sürekli böyle hakaret davalarıyla falan gündeme gelir. Bu Osman Yüksel Serden Geç'in kitapları da çok şeydir. Yani bir nesil nasıl mahvettiler, millet neden ağlar falan kitapları, ellerin başlarında yayınlanan kitapları. Yani o dönemin satış şeylerini alt üst edecek şeylere sahiptir. Yani bayağı sağlam. 1960'lara kadar bayağı hani 50 bin civarı falan sattığı söylüyor ki yani kitap 50 bin satıyor ise korsanın ve PDF'in olmadığı bir Türkiye'de 50 bin satıyor ise bunun herhalde 250 bin, 300 bin, 500 bin okunduğunu, hadi 500 bin fazla ama çok sağlam bir okunma oranına eriştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dönemin soluna bir baktığımızda da bir suskunluk dönemi sayılabilir. Gördüğümüzü söyleyebilirim. Çünkü şimdi dönemin içinde bir önceki dönemden alarak gelecek olursak, yani erken cumhuriyet döneminin solla kurduğu, erken cumhuriyet döneminin solu biraz daha Sovyetler Birliği Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerinin kurbanı olmuştu. Yani bu yüzden Murat Belge Türk solunun hem de Kemalizm'le kurduğu ilişki bağlamıyla da ölü doğduğunu falan söyler. Ben biraz daha abart, yani belki vulgarize etmek için hoca da öyle söylüyor. Hani ben de çok şimdi şey yapmış olmayayım ama sorunlu bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle demin de söyledim. Lozan'dan sonra köprülerin atılmasıyla birlikte Sovyetler Birliği'yle ve Batı'yla işte daha ekonomi siyasi şeylerin daha sıkılaşmasıyla birlikte işte tevkifatlar üst üste gelmeye başlar, partiler yasaklanmaya başlar falan filan ve yani aslında sosyalizm Sovyetler Birliği'yle ilişkilerin de bir kurbanı olur. Her açıdan da bir kurbanı olur. 1950'ye gelindiyse pek de bir şey değişmez. Niye? Çünkü bu sefer de bir soğuk savaş iklimi vardır ve sosyalizm artık öteki kutbun şeyidir. Ve neredeyse bütün rejim, İslamcısı, milliyetçisi, CHP'lisi, DHP'lisi hepsi komünizme nasıl panzehir olacaklarıyla meşguldürler. Bu da tabii ki komünizmi ciddi bir sorun haline getirir. 1946'dan sonra arkadaşlar işte siyasi partiler patır patır kurulmaya başlandıktan sonra tabii ki sosyalist partiler de kurulur ama bunların zaten ömürlerine baktığımızda da ki yine benim şey yapayım ki kendi derlediğim kitabı gene referans vereyim. Yine bulabileceğinizi bir internet sitesinde kitabı hatırlatayım. Cumhuriyet Dönemi Siyasi Partileri kitabını arkadaşlar. O dönemde Adil Esat Müstecaplıoğlu şeyi kurar. Türkiye Sosyalist Partisi'ni kurar. TKP'lilerin legal örgütüdür.
lazım. Ama yani yasak müstecap da oluyor. Böyle bir işte Komünist Parti geleneğinden gelen bir hani yani onun önde gelen isimlerinden falan değildir. Ama Türkiye Sosyalist Partisi yani demokratik usullerle bir efendim işte daha hani daha solda ama hani ne kadar TKP geleneği içerisinde orası tartışılır. Bir siyaset yolu arayışıdır. Ama asıl TKP'liler işte Şekrüsü'nü Deymer'in şeyinde Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi etrafında bir araya girdiler. Zaten demek istediğim şu, partiler uzun ömürlü olmaz çünkü kapatılırlar. Yani rejimin sola yüklediği anlamın ellerde de, erken cumhuriyet döneminde de yani bir de memlekete de sigalar ama sosyalistlere gelmez. Mümkün değil bu. Rejim 1950'lerden itibaren de öncesinde de aslında Lozan sonrasından başlayarak kendisini zaten solun antisi olarak kurma şeyiydi. Yani o kadardır ki bir sol nefretinden öte kendilerini solun antitezi olarak inşa ederler ve kendi söyleyeceği bir şey olmadığı zaman da sadece karşıdakinin nefreti köpürtmek, kendi etrafını tahkim etmenin yolu haline geldiğinden sosyalizmden de bir nefret burada şeyi vardır. Yani nitekim işte Şefik Süleyman'ın böyle bir işte şey girişimde bu Sosyalist Emekçi Köylü Partisi girişimde şey yapar. Görüşler var mesela burada. Hani çok uzun soluklu bir dergi değilse de önemli bir dergidir. Demokrat Parti ilk kurulduğu dönemlerde demokrat olduğu dönemlerde Anglo-Sakson solu olduğu dönemlerde dönemin soluyla, Türk soluyla böyle daha böyle bir yan yana diz dize görüldüğü kurulduğu dönemlerde malum biliyorsunuz Demokrat Parti kendisini CHP'nin iki parmak solunda falan tanımlıyordu. Tam da o dönemlerde işte daha liberal olduğu dönemlerde dönemin solcularıyla yan yana çıkarttıkları dergilerden birisidir. Dergide işte Celal Bayar da var, Fuat Köprülü de var, Tevfik Müşteras da var, Cami Baykut gibi dönemin önemli hem pratik hem entelektüel şeyde önemli sosyalistlerden Sabiha Sertel, Zekeriya Sertel var, Sabahattin Ali var, işte efendim Behice Boran var, Adil Esat Müstecaplıoğlu orada, Niyazi Berkes orada, Aybar orada, işte TKP çevresindeki adamlar falan bile orada ve yani ama bu dediğim gibi kısa süreli de olsa önemli bir deneyim olduğunu da aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Efendim şeyi yani dönemin işte 1950'li yılların bir suskunluk dönemiydi. Evet yani artık genel kabulde gören de bir tabir olmuş ama ne kadar suskunluk dönemiydi. Yani insan Kıvılcımlı'ya baktığı zaman da Hikmet Kıvılcımlı'ya, Doktor Hikmet Kıvılcımlı'ya baktığı zaman da acaba tersi miydi diye de düşünüyor. Ya tersi demeyelim yani hani suskunluk dönemiydi versus bir coşku, akış dönemi. Değil. Tabii şey söylemek de mümkün değil ama hani bu salt böyle 50'li yıllar Türk solunun gökyüzünde yıldızları seyrettiği bir dönemde değildi. Yani onun da altını çizmek gerekiyor. Kıvılcımlı'nın 1954-57 arasındaki Vatan Partisi girişimi ki Kıvılcımlı'nın legaliteyi dibine kadar götürme ve onun son imkanlarını sosyalizm açısından kullanma gayreti burada çok önemlidir. İşte ikinci Kuvayi Milliye söylemiyle Kemalizmin solunda kendisini şey yapmaz söyledi. İslamiyet'i yeniden okuma ve ona sol bir göçek hazırlığını söyleme ki meşgul Sultan Ahmet konuşması bunda çok önemlidir. Mutlaka anılması gerekir. Hakikaten yani Kıvılcımlı zaten bu donanma davasından şeyde 1938'de falan içeri gitmesi zaten yeni çıkmış. Yani şeyde Temmuz'da af çıkıyor. Temmuz'da da Kıvılcımlı dışarı çıkıyor. 48 yaşında dışarı çıktığında 12 yıldır zaten hapiste ama bir dava adamı Kıvılcımlı. Bir misyon adamı. Çıkar çıkmaz da birkaç hafta içerisinde tekrar kaldığı yerden siyasi faaliyetlerine devam ediyor Hikmet Kıvılcımlı arkadaşlar. Hikmet Kıvılcımlı mesela Demokrat Parti ile ilgili birkaç bir şey var. Ben hemen mesela birkaç yazısından Cenk Acabay'ın 1950'ler kitabında referans verdiği
kadarıyla bir şey yapayım. Belki ilginizi çeker. Şey yapalım, örnek vereyim size. Böylesine zıpkınlarla kanatılmış halk yığınlarına diyor Bekir Bacımlı. Kaç ben kurtarayım diyen para babalarının Demokrat Partisi, bezgin insanlarımızca gökten inmiş demir kır at gibi kucak açılarak karşılandı. Açalım biz bir parantez açalım, hatırlarsınız. O dönemde demokrat kelimesi çok da düzgün telaffuz edilemediği için demir kır at deniliyordu. Keza demiştim size, Mehmet Ali Bülent'in belgeseli de demir kır at diye falan diye çekildi, siz de biliyorsunuz. Burada bir demir kır at esprisini Kıvılcım'ı da kullanıyor. Demir kır at gibi kucaklayarak karşılandı diyor. Bizim bezgin insanlarımızca Demokrat Parti, Celal Bayar Cumhurbaşkanı, antika para babalarımızdan tefeci bezirgenci, tipik batak çiftliği ağası Adnan Menderes'le başbakan oluyor. Yani bir sağlam, provokatif bir dili var Menderes'i. Antika para babalarımızdan tefeci bezirgenci, tipik batakçı çiftlik ağası diye tanıtıyor. Ve devam ediyor. Cumhuriyet tarihinde her türlü sünufu devlet sınıfları, sadıçlığından yakayı kurtaran antika ve modern para babalarımız tereyağından kıl çekercesine kolayca iktidara çıkar çıkmaz şaşkına döndüler. CHP tepesindeki devlet sınıflarının sadıçlığı yerine uluslararası para babalarının enternasyonel finans kapitalin %100 vesayeti uyduru altına girmedikçe ayakta duramayacaklarını anladılar. Evet, aslında buradaki o belagat dilinin arkasında yani bayağı serden geçtiğinin sağdaki dilini anlatır bir dilin varlığını yatsımamak gerekiyor arkadaşlar. Ama burada Demokrat Parti döneminde soğuk savaş ikliminde nasıl o NATO kamp içerisinde yer aldığında altı çizilir en azından. Vatan Partisi'nin demin dediğim gibi kurucuları içerisindedir. Vatan Partisi de işte özellikle 15 Ekim 1957'deki seçim konuşması çok burada önemlidir. Ve belki de Türk solunda ilk defa halkı din yoluyla komünizm propagandası yapmaktan herhalde suçlanan tek kişi diyebiliriz şeye. Önemli bir konuşma olarak şey yapar, tarihe geçer Hikmet Kıvılcım'la. Burada aslında bir mola verelim arkadaşlar. Moladan sonra da yine biz 50'li yılların siyasal dönüşümünü konuşmaya devam edelim. Çünkü CHP içerisindeki dönüşümü, DHP'yi, işçileri, kadınları, Kürt hareketini de aslında ikişer cümleyle olsun konuşmak gerekiyor. Onlara da bakmak gerekiyor. Onları ihmal etmemek gerekiyor. Bir mola, ondan sonra yine beraber olacağız arkadaşlar.